Bir başka meselemiz özellikle Marmara Denizi'nde müsilaj. Kabus hala devam ediyor. Her yıl yazın özellikle son 3-4 yıldır bununla karşı karşıya kalıyoruz. Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özenseki, eylem planımız var fakat doğru uygulanmazsa müsilaj felaketi kapımızda dedi. Son olarak da denizde bir durağanlığın oluşması müsilajı kaçınılmaz hale getiriyor. 2021 yılında Marmara Denizi yoğun müsilajla karşı karşıya kaldı. Tehlike çanlarının çalması üzerine harekete geçildi. 6 Haziran 2021 tarihinde 22 maddelik Marmara Denizi eylem planı hazırlandı. Şu anda Marmara Denizimiz 24 milyonu aşkın bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir nüfusu barındıran Marmara Denizi havzasının korunması için bu büyük nüfusun atıklarını bilimsel şekilde de yönetmemiz icap ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde müsilaj bir ayda temizlendi. Hocalarımızın hazırlamış olduğu 22 maddelik bir eylem planımız vardı. Bunun 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılması ile ilgili. Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısı Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eğer eylem planımız doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmazsa bir müsilaj gibi ekolojik bir felaket kapımızda bekliyor. İkincisi, Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor. Üçüncüsü de başta balık türleri olmak üzere ekocanlılık gittikçe azalıyor ve zayıflıyor.